Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, biz Tefsir-i Nesefi'den Sure-i Nisa'ya geldik ve 43. ayetteyiz. Ben burada önce bir noktayı belirteyim bütün kardeşlerime. Biliyorsunuz İslam hukukunun özelliklerinden biri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin asr-ı saadetine has olmak üzere teşhideki tedriciliktir. Bak bu Peygamberimizin vefatından sonra kalmadı bu. Teşhideki tedricilik, yani yasama hükümleri gelirken yavaş yavaş geliyor, birden gelmiyor. Yani bu çok önemli. Nesih de onun asrına ait özelliklerden. Peygamberimizden sonra nesih yok. Şimdi bu teşhideki tedriciliğin en güzel örneği içkinin yasak olmasıdır. 4 safhada yasak edilmiş. Bunu daha önce anlattık ama tekrar izah edelim. Zannediyorum ilk defa geliyor bu. Yani birincisi Sure-i Nahil'de yani diyor üzümden sizin için hem güzel rızıklar var hem de sarhoş olma gibi bir durum var diyor. Yani ikincisi biliyorsunuz yani kumardan ve içki, şaraptan soruyorlar. De ki günahı da var, sevabı şey faydası da var bu da. Üçüncüsü sahabeler bir sohbet sırasında içki içiyor aralarındaki bazıları ve işlerinden birini namaza geçiriyorlar, yanlış okuyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh yani ya Rabbi ne zaman bu tam haram kılınacak diye şimdi o ayeti okuyacağız. Üçüncü bu safha şey. Üçüncü safha bu, özür dilerim. Dördüncü safha tam gelecek. İnnemel hamru vel meysiru diye artık haram kılındı, vazgeçin denilecek. Ama bu da önemli. Çünkü namazdayken yanlış okuyor ayeti. Şimdi bakalım. Yani ayeti okumuyoruz. Çünkü bu hükümler olunca doğrudan tefsiri okumak daha faydalı. Ya ve lemma sana'a Abdurrahman ibnu Avf'in ta'amen ve şeraben. Yani Abdurrahman ibni Avf yemek ve içki sofrası düzenlemiş. وَدَعَا نَفَرًا مِنْ صَحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ حِينَ كَانَتِ الْخَمْرُ مُبَاحَةً. Şarap serbestken bir kısım sahabeleri de çağırmış. فَاَكَلُوا وَشَرِبُوا. Yemiş içmişler. فَقَدَّمُوا أَحَدَهُمْ. Birini öne geçirmişler. لِيُصَلِّيَ بِهِمُ الْمَغْرِبَ. Akşam namazını kıldırmak üzere. فَقَرَا قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Aman ya Rabbi. لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ olacak. Yani ben de ey kafirler de ki ben de sizin ibadet ettiklerinize ibadet ediyorum. Aman ya Rabbi. Ve entüm abidûne ma'abud. Siz de benim ettiklerime. Bunun üzerine nezele. Bu ayet onun üzerine nazil olmuş. Yani sarhoşken meşhur Bektaşi'nin olayı. Asla yaklaşmayın namaza. Ya eyyühellezine amenu la tekrabus salate ve entüm sükara. Siz sarhoşken namaza yaklaşmayın. Bektaşi demiş ki ya bak Kur'an diyor ki namaza yaklaşmayın. Onun için namaz kılmıyorum. Devamını okusana demişler. Hafız değilim demiş o adam. Ey la takrabuha fi hadihil haleti. Sarhoşluk halinde yaklaşmayın namaza. Hatta ta'lemu ma tekulun. Ne dediğinizi bilesiniz. Ey takraun. Okuduğunuzu anlayasınız. Ve fihi delilun ala. Şunu gösteriyor bu ayet. Enne riddetes sekrani leyset bir riddetin. Yani sarhoşun mürted olması mürtetlik değil. Çünkü ne dediğini bilmiyor. لِيَنَّ قِرَاتَ سُورَةِ الْكَافِرِينَ بِتَرْحِ اللّٰمَاتِ كُفْرٌ. Yani la'ları terk ederek sureyi kafirunu okumak küfürdür yani. Öyle değil mi? وَلَمْ يَحْكُمْ بِكُفْرِ. Küfrüne hükmetmemiş. حَتَّى خَاتَبَهُمْ بِسْمِ الْا۪يمَانِ. İman İsmiyle hitap etmiş. Ey iman edenler demiş Kur'an-ı Kerim. Ve ma emara nebi sallallahu aleyhi ve sellem bit tefrik beynehu ve beyne ve beyne olması lazım. İmraati. Hanımıyla kendisi arasında ayrılığa da hükmetmemiş peygamberimiz. Biliyorsunuz mürtedin hanımı ayrılır. Ve la bi tecdidil iman. İmanının yenilenmesi de emredilmemiş. Ve li enel ümmete ictemaat ala. Ümmetin icmağı var ki اَنَّ مَنْ اَجْرَى كَلِمَةَ الْكُفْرِ عَلَى لِسَانِهِ مُخْتِئًا. Hatalı olarak dilinden küfür kelimesi çıkarsa bir insanın لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ. Kafir olduğuna hükmedilmez. وَلَا جُنُبًا. Cünüpken de namaza yaklaşmayın. عَطْفٌ عَلَى وَاَنْتُمْ سُكَارًا.
Yani sarhoşken olduğu gibi. لِأَنَّ مَحَلَّ الْجُمْلَةِ مَعَ الْبَابِ Çünkü o entum sükaranın cümle mahallen ennasbu alel hal. Hal olarak mansup. كَأَنَّهُ قِيلْ Şöyle denmiş gibi. لَا تَقْرَبُ السَّلَاةَ سُكَارًا وَلَا جُنُبًا Ne sarhoşken ne de cünüpken namaza yaklaşmayın. Ey! وَلَا تُصَلُّوا جُنُبًا Cünüp olarak namaz kılmayın. وَالْجُنُبُ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ وَالْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّسِ Hepsi de eşit bunların. Tekil olur, müennes olur, müzekker olur. Cünüp kelimesi genel yani. لِأَنَّهُ اِسْمٌ جَرَى مَجْرَى الْمَصْدَرِ اِلَّذ۪ي هُوَ الْاِجْنَبُ Kaçınmak demek olan mastarın yerine geçmiş bu yani. Hadise o. Şimdi اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ Bu cünübe sıfat. Ama yolcuysanız istisna. Su bulamıyorsunuz, yıkanamıyorsunuz. O zaman şimdi şey gelecek. Ne derler ona? Teyemmüm gelecek. Gusülden de teyemmüm mümkün. Sıfatul li kavlihi cünübenin sıfatı bu. Ey la takrabus salate cünüben gayri abili sebil. Abili sebil. Yani mukimken namaza yaklaşmayın cünüb olarak. Ama misafir olma dışında. Yoldan geçen demek abir. Yani yolcu. Yolcu ve su bulamayan. Tabii. وَالْمُرَادُ بِالْجُنُبِ اَلَّذ۪ينَ لَمْ يَغْتَسِلُوا Yıkanmayanlar. كَأَنَّهُ قِيلَ لَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ غَيْرَ مُغْتَسِلِينَ Yıkanmadan, gusül yapmadan yaklaşmayın namaza. حَتَّى تَغْتَسِلُوا Yıkanıncaya kadar. Ona biz gusül yapıncaya kadar diyelim. اِلَّا اَنْ تَكُونُوا مُسَافِر۪ينَ عَادِم۪ينَ الْمَا Ama yolcu olup da su da bulamazsanız müteyemmimine. O zaman teyemmüm edersiniz. Bunun hatırası var. Burada yoktur belki. Size anlatayım. Biraz gülün. Ben bunu Bukhari şerhinde okudum. Şey var ya, Tecrid-i Sarih tercümesinde. Çok tatlı bu. Şimdi tabii namazla, yani şeyle nedir, abdestle ilgili teyemmüm gelmiş. Ama henüz bu ayet gelmemiş. İki sahabe tabii, yani iş için gitmişler uzakta tarlalarına falan. Fakat cünüp olmuşlar. Cünüp olunca ne yapalım demişler. Onun üzerine biri diyor ki vallahi diyor. Yani abdest için teyemmüm ettiğimizde elimizi işte dört belli yerleri ne yapıyoruz? Şey. Vallahi diyor cünüpte de herhalde diyor çırılçıplak olacağım ben. Şu diyor kum tepesinin arkasında kuma bölüneceğim işte. Ben namazımı kılacağım diyor. İkindi namazıymış. Öteki diyor ya daha emir gelmedi. Ben kazaya bırakacağım. Geliyorlar akşam, birisi debeleniyor. İbn Abidin diyor ki işte dinimizi gör diyor yani. İhlaslı olunca her şeyden bir sevap kazan diyor yani. Ondan sonra geliyor, anlatıyor. Peygamberimiz o kazaya bırakana diyor, ehsente. Yani isabet ettin diyor yani. Ötekine de diyor ki, ahta'te velakin esaballahu bike. Sen hatalı davrandın ama Allah seni mükafatlandırdı diyor. Yani çok tatlı bu. Bunu hep anlatırdım ben. Demek gençliğimde okumuştum 12 cildi. Hani hem cemiyinin hem de cemi yapmamanın cevazına bir hadis-i şerif dedin değil mi hocam? Evet onunla alakalı. Ama yani neyse önemli olan benim burada anlattığım başka evet. Nokta. Evet. Neredeyiz? Abbera anil müteyemmimi bil misafir. Teyemmüm edene misafir dedi burada. Lienne galibe halihi ademül mai. Çünkü misafirin çoğunlukla durumu su bulamayışı. Ve hada mezhebu Ebi Hanife. İmam-ı Azam'ın mezhebi bu. Ve huve merviyyün an Ali'in radiyallahu anhu. Hazreti Ali'den de bu rivayet edilmiş. Ve kale Şafii'yü rahimeullah. La tekrabus salate. Ey mevaza'as salati. Namaz yerlerine yaklaşmayın demiş. Öyle yorumlamış. Yani mescitlere. Ve hiyel mesacid. Ve la cünüben. Yani ey ve la tekrabul mescide cünüben. Çok enteresan. Böyle yorumlamış. Cünüpken mescitlere girmeyin. İlla abiri sebilin. Oradan geçebilirsiniz demiş. Bak yol geçer olarak. Ve illa müştezine fih. Yani içinden geçebilirsiniz. Fe ecuzu lil cünübi el uburu fil mescidi indel haceti. İhtiyaç varken, anlatabildim mi? Mescitten bir cünüp geçebilir. Ama İmam-ı Azam'a göre zaruret olmadan geçemez. İmam-ı Azam Hazretleri öyle diyor. Gelelim. Şimdi teyemmüm. Gusülle ilgili teyemmüm. Ama genel manada. وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى Hastaysanız.
Ev ala seferin, yolcuysanız. Evce ahadun minkum minel gâiti. Veya büyük abdestiniz geldiyse. Ey el mutmainni minel art. Yani yani yere yapışmışsanız manasına. El gâit o demekmiş yani. İnsan oturarak yapıyor ya. Ve kânû ye'tûnehu li kadâil hâceti. Yani yere yaklaşıyorlardı yani. Düz bir yere mi hocam? Ya neyse işte yani. Hoş ayakta çok affedersin büyük abdestini yapamıyorsun. Kasıt o yani. Yere yaklaşıyorlar ihtiyacını gidermek için. Mutmain düz değil mi hocam? Düz demek ya o demek işte. Düz bir yere araziye var. Ya illa düz olmak şart değil. Dere de olur. Mühim olan yere rahat oturmak manasına. İlla örnek bir gösterelim. Fekennâ bihi anî hadeti. Yani büyük abdestsizlikten kinaye yaptı bunu yani. Evlâ meslümün nisa veya hanımlara dokunduğunuzda. Cema'tumuhunne. Karşılıklı dokunmak çünkü bu. Cima yaptığınızda. Yani cinsel münasebet. Keza an Aliyyin ve İbni Abbasin radıyallahu anhum. Onlardan böyle rivayet gelmiş. Felem tecidû ma'en. Su bulamadığınızda bu şartlar altında. Takdirûne alâ isti'mâlihi. Kullanmaya gücünüz yetmediğinde. Li'ademi ya su yok. Ev bodihi ya da uzak. Ev fakti aletil vusûli ileyh. Veya suya ulaşmak için alet yok. Ev limani'in min hayyetin ev seb'in ev aduvin. Veya yılan var, yırtıcı bir hayvan var veya düşman var engelliyor. Bu durumda feteyemmemu. Siz de teyemmüm edin. Gusül için de teyemmüm caiz. Edhale fi hukmi şarti erbaaten. Yani şarta dört tane şey soktu. Birisi ve humul marda, hasta olmak. Vel misafirun, yolcu olmak. Vel muhtisune yani büyük abdestini yapmak ve ehlul yani abdestsiz olmak demek aslında en iyisi o ve bir de cünüp olmak. Vel cezaul lezî huvel emru bit teyemmüm yani bu şartın cevabı da teyemmümle emir. Müteallikum bihim cemiyan hepsine bağlanıyor bu. Fel marda hastalar izâ adimul mâli da'fi hareketihim ve azzihim anil vusûli ileyhi. Hastalar hareketleri zayıf ve ona kavuşmak, suya kavuşmak aciz olduğu için. Öyle değil mi hastalar? Vel misafirin yolcular idâ adimûhu li bu'dihi. Yani su uzak olduğundan bulamadıkları için. Vel muhtisûne ve ehlül cenâbe. Cünüp ve abdestsiz olanlar idâ lem yecidû. Suyu bulamadıklarında felehum en yeteyemmemû. Teyemmüm edebilirler. La lemistüm okumuş. Kim? Hamze ve Ali öyle okumuş. Biz lamestüm. Lamestüm daha uygun. Cima etmek demek. Yani cinsel münasebet. Nasıl teyemmüm edeceksin? Saiden toprağa. Yani yeryüzüne. Kale zeccac. Bak bunu hatırlamak istiyordum. Hatırlar mısın? Sibebeh'in yanında unuttuk. Evet. Camcı. O diyor ki huve veçhül ardi turaben kâne ve gayrehu. Yeryüzü demek. İster toprak olsun ister taş. وَاِنْ كَانَ سَخْرًا لَا تُرَابَ عَلَيْهِ Toprak üzerinde olmayan taş olsa kaya لَوْ دَرَبَ الْمُتَيَمِّمُ يَدَهُ وَمَسَحَ Eğer teyemmüm edecek elini vurup da meshederse لَكَانَ ذَٰلِكَ تَهُورَهُ Bu durum onu temizleyici olur. Yani illa tozlu, topraklı olması şart değil. Allah'ın bir nimeti. وَمِنْ فِي سُورَةِ الْمَائِدَ Yani buradaki sure-i maidede enteresan bak. Bütün Sure-i Maide'de daha önce de geçti ya hatırlıyor musun Sure-i Maide'de şey için geçti abdestsizlik için teyemmüm üzerine geçti. Liptidâil gâye lâ littab'îd yani bir kısmı yani burada nerede minel gâit var ya onu kastediyor. Oldu mu güzel kardeşim? Lâ littab'îd bir kısmı değil. Burada iptidâil gâye için Sure-i Maide'de İlel merafiki diye. Yani burada yo. İlel merafiki değil. Min kardeşim burada şu. Yani taş üzerine meshederken elle toprağa değmeden olması minin iptidai gaye için olmasından dolayı. Yani sadece ulaşsa yeter. Hani şeye kadar dedik ya dirseklere kadar. Yani bu da onun gibi.
Yani tebiiz için değil yani. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Maide'de feteyemmemu saiden tayyiben femsahu bi vucuhikum ve eydiyekum minhu diyor. Bak yani ila manasına. Yani dirseğe şeye kadar yani. Ha. Mesele bu. Anladık mı burayı? Mübarek ince gidiyor. Tayyiben tahiran temiz toprak olacak. Femsahu bi vucuhikum ve eydiyekum. Ellerinizi yüzünüzü mesedin. Kile elba'u zaide. Bazıları bez zaittir. Yani fazladır demiş. Bazıları bunu biliyorsun. Gerek yok bunu şey yapmamıza. İnnallâhe kâne afûven bitterhîsi ve teysîf. Böyle kolaylaştırmak, ruhsat vermekle Allah affedici. Gafûran anil hatayı ve taksir. Kusur ve hatadan da affediyor. Züccac camcı mı demin? Zeccac. Züccac değil. Zeccac diye biliyorum. Herhalde camcıymış. Ben beraber çalışmadım. Dükkanımız ayrıydı. O büyük bir nahivci bu. Sibebeh'in şeyi. Evet. Gelelim yeni ayete. Elem tera. Hey. Bu da çok tatlı. Yani görmez misiniz? Min ru'yetil kalple göremez misiniz? Va'ud diye bir ila ala mana. Şu manada ila ile müteaddi yapıldı bu fiil. Yoksa müteaddi olabilir ra. Ra'ytu değil mi? Evet. Elem yentehi ilmuke ileyhim. Yani bunlardan haberdar olmadın mı? El bimana elem tanzur ileyhim. Bakmaz mısın şu adamlara ki? İlellezine utu nasiben minel kitap. Kendilerine mukaddes kitaptan pay verilenlere bakmaz mısın? Hazzan min ilmi Tevrat. Yahudiler. Tevrat ilminden pay. Ve hum ehberul yahud. Yahudilerin hahamları. Yeşterune dalalete. Dalaleti satın alıyorlar. Yestebdilûneha bil hüda. Hidayetle dalaleti değiştiriyorlar. Ve huvel bekâu alel yahudiyye ba'de vuduhil âyâti lehum alâ sıhhati nübüvveti Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin peygamberliği sahih olmasına rağmen, ayetlerle, delillerle açık olmasına rağmen Yahudilikte devam etmeleri. وَاَنَّهُ Halbuki Peygamberimiz هُوَ النَّبِيُّ الْعَرَبِيُّ الْمُبَشَّرُ بِهِ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِلِ Tevrat ve İncil'de müjdelenen ve Araplardan gelen bir şanlı peygamber. Ayrıca وَيُرِيدُونَ اَنْ تَضِلُّ اَنْتُمْ اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَسَّب۪يلَ Ey müminler sizi de yoldan dalalete götürmek istiyorlar, sapıtmak istiyorlar. Ey sebilel hakki kema dallu, kendileri saptığı gibi size de sapıtmak istiyorlar. Diğer ayet, Vallahu a'lemu minkum bi'adaikum. Sizin düşmanlarınızı Allah sizden fazla biliyor. Ve kad akhbarakum bi'adaveti haulai fahzeruhum. İşte bu Yahudi hahamlarının düşman olduğunu haber veriyor. Kaçının. وَلَا تَسْتَنْصِحُوهُمْ فِي اُمُورِكُمْ İşleriniz hakkında onların nasihatını istemeyin. Ya ne dersin bu konuda? Devenin nalı derim. Doğru şey söyler mi? Bize de bir derstir bu ha. Benim dinim hakkında gayrimüslime soru sormam. Ben şeriatıma göre hareket ederim. وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيَّمْ فِي النَّفْءِ Yani menfaat olarak Allah size yeter dost olarak. وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيلًا Yardımcı olarak da yeter. فِي الدَّفْعِ Düşmanı def etmekte. فَثِقُوا بِوَلَايَتِي وَنُسْرَتِي دُونَهُمْ Allah'ın sahip olmasına size ve size yardım etmesine güvenin başkalarına değil. اَوْ لَا تُبَالُوا بِهِمْ Diğerlerine aldırmayın. فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ Onlara karşı zafer verir. وَيَكْف۪يكُمْ مَكْرَهُمْ Çevirecekleri dolaplara karşı size yeter. وَوَلِيًّا وَنَصِيرًا Mansubani alet temyiz. Temiz olarak mansuptur. Ev alel hal veya hal olarak mansuptur. Var mı başka diyeceğiniz? Yok. Çok güzel değil mi? Yahu ayet ve tefsir okuyunca hiçbir yorgunluğum kalmıyor benim biliyor musunuz? Evet okuyalım. Yine Yahudilerin pislikleri. Yani Tevrat'ı ve İncil'i değiştirmeleri. Tahrifat. Yani maalesef gülenistler de benim hakkımda tarifat yaptılar. Kur'an ayetini değiştirdiler. Allah kahretsin o değiştirene. Minellezine hadu beyanun açıklıyor. Yahudilerden bir kısmı var ki lillezine utu nasiben minel kitap. Hani yukarıda dedi ya kendilerine mukaddes kitaptan pay verilenler.
Yani o Yahudilerden bir kısmı var ki el beyanun li'adaykum veya sizin düşmanlarınız kelimesini açıklıyor bu. Ve ma beynehuma i'tirat. Arada olanlar ara cümlesi. El veya yetaallaku bi kavlihi nasira. Allah sizin sadece yardımcınızdır kelimesine taalluk eder. Ey yansurukum minellezine hadu. Yani Yahudilerden sizi korur manasına. Bunların hepsi mümkün. Ke kavlihi ve nasarnahu minel kavmillezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimizi tekzip eden halktan biz koruduk, size ona zafer verdik. Enbiya suresinde bu var. Ev yetaallaku bi mahsufin takdiruhu. Ne kadar şıklar var. Veya şöyle bir hasfedilen bir takdiri olan bir şeye müteallik. Minellezine hadu. Yahudilerden kavmun öyle bir millet var ki yuharrifun el kelime. Yani Allah'ın kelimelerini yerini değiştiriyorlar, tahrif ediyorlar. O zaman fe kavmun mübteda ve yuharrifun es sıfatu lehu. Ona sıfat, yani Allah'ın kelamını değiştirenler var Yahudilerden. Vel haber minellezine hadu. Minellezine hadu da mukaddem haber. Değil mi? Mukaddemun aleyh. Mübtedanı önce gelmiş. Ve hudifel mevsufu ve huve kavm. O sıfat olan şeyin mevsufu, yani kavm kelimesi hasfedilmiş. Ve ukime sıfatuhu, sıfatı yerine konmuş. Ve huve yuharrifunel kelime amme vadi. Allah'ın kelamlarını, kelimelerini yerinden değiştiriyorlar. Yani yumilune anha. Yani yüz çeviriyorlar manasına. Veya ondan vazgeçiyorlar. Saptırıyorlar. Saptırıyorlar. Aferin. Ve yüzilûnehu. Onu, doğruyu kaldırıyorlar ortadan. لِيَنَّهُمْ اِذَا بَدَّلُوهُ. Değiştirdikleri zaman Allah'ın kelimelerini. Ve وَضَعُوا مَكَانَهُ كَلِمًا غَيْرَهُ. Yerine başka kelimeler koydukları zaman fakat اَمَالُوهُ. Saptırmış oluyorlar. عَنْ مَوَادِعِهِ فِي التَّوْرَاتِ اللَّتِي وَضَعَهُ اللّٰهُ ف۪يهَا. Değil mi? Allah'ın gerçek manada vaz ettiği Tevrat'tan yerlerini den saptırıyorlar. وَاَزَلُوهُ anha مَقَامَهُ. Öyle değil mi? Onun yerine başka şeyler koyuyorlar. وَذَٰلِكَ mesela نَحْوُ تَحْرِفِهِمْ. Onların tarifi, değiştirmesi gibi. اَسْمَرَ رَبْ. Ne bu? Allah Allah, bu ne ya? Enteresan. Bu şey, yani özel bir durum. Dikkat edin arkadaşlar. Bunu iyi şey yapalım. Allah Allah. وَمَنْ يَكُنْ شَيْطَانُ. Nerelerdeyiz? فَاِنْ فِفْتُمْ اَلَّذ۪ينَ يَتْخَلُونَ. Ulan bitirdik. Buraları okumuşuz. Niye bunu geçmemişiz? لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ. Burada. Bakalım ki yanlış. Yani manayı biliyorum da. Ama şeyim var. Yani sıkıntım var. Niye sıkıntılı yapalım? Öyle değil mi? Ahbar, Hebre'nin çoğulu. Araba orta boylu hocam. Ya orta biliyorum da. Adem aleyhisselamı tarif ediyorlar da. Tamam. Aynen, tamam. Aynen. Ha, çok enteresan. Bir adam mesela, bir kadın. Rabatün, İmra Rabatün. Yani ne kısa ne uzun. Anlatabildim mi? Evet. Ha, enteresan bir şey. Hocam herhalde şu şekilde. Bir yani dakika. De... Adem ef'al kalıbında asluhu edim. Übtileti saniye. Vel, tamam. Semura demek. Bu da beyazla siyah arasında bir şey demek. Esmer diyoruz ya biz. Evet, ikisi de renk yani. İkisi de renk. Çok enteresan. Değiştirmişler bunu. Ben bilmiyordum. İşte esmer orta boylu yerine uzun. Rabat vay alçaklar ya. Al mevdu'ihi fitte. Ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Hiç sanki okumamış gibiyim. Bi vad'ihim, yerine koymuşlar Adem'u tuvale mekanehu. Yani Adem'u tuvalu. Böyle evet demişler. Yani esmer yerine Adem demişler. Siyahla evet beyaz arasında bir renk. Size tuval mı yazıyor hocam? Tuval diyor, tuval. Tavil yazıyor bizim de. Öyle mi? Bende tuval yazmış. Fark etmez sizinki. Yani onun yerine Adem'u tuvalun demiş yani. Sümme zekere huna amme vadi'ihi demiş. Burada amme vadi'ihi demiş. Ve fil maide, maide suresinde de min ba'di mevadi'ihi demiş. Yani bu ikisi de femana amme vadi'ihi alame beyyenna. Açıkladığımız gibi.
Yani min izaleti an mevadi'hi leti evcebet hikmetullahi ved'ahu fiha. Allah'ın hikmetinin yerine konması gerekeni yerinden kaldırmışlar. Bimaktadat şehevatuhum. Arzularının gerektirdiğiyle. Min ibdali gayrihi mekanehu. Başkasını yerine koymuşlar. Ve mana min ba'di mevadi'hi. Bak ikisinin arada mana farkı varmış. Ennehu kâne lehu mevadi'un. Öyle yerler vardı ki mevadi'u. Huve cedirun bi en yekûne fiha. Orada olması gereken yerler var. Fehine harrafu. Değiştirince, tahrif edince terakûhu. O eskisini terk etmişler. Kel garib. اَلَّذ۪ي لَا مَوْضِعَ لَهُ بَعْدَ مَوَاضِعِهِ وَمَقَارِهِ. Tıpkı garip kalan bir adam gibi. Yerinden ayrıldıktan sonra yerinden ayrı kalmış. Tıpkı o kelimeleri de yerinden almışlar. وَالْمَعْنَيَنْ مُتَقَارِبًا. İki mana da birbirine yakın. Zaten biz de öyle anlıyoruz. وَيَقُولُونَ derler. سَمِعْنَا قَوْلَكَ. Peygamberimize diyorlar. Senin sözünü duyduk ama asayna ve asayna emreke. Emrine isyan ettik. Kıyla eserru bihi. Anlatabildim mi? Yani bunu gizli tutmuşlar. Böyle açıktan söyleyemiyorlar. Vesma kavlena gayre musma'in. Allah Allah. Muhataptan hal bu. Yani kimseye duyurmadan yani dinle sözümüzü. İsma ve ente gayru musma'in. Yani 200 sen dinlenmediğin halde tabii, bize dinletiyor. Ha, aynen öyle. Ve huve kavlun zu veçeyn. Yani iki yüzlülük demek bu. Yahtemilü zem. Yani yermeyi ihtima ediyor. Ey isma' minna med'uven aleyke bila semi'te. Duymamış gibi sen bizi dinle. Yennehu le ucibet davetuhum aleyhi. Eğer onların davet ettiği şeye icabet edilse lem yesma' şeyan. Bir şey dinlememiş oluyor. Fekâne esamme gayre müsma. Yani bir şey dinlememiş, sağır gibi kalıyor. Çünkü dinledi ama uymuyor. قَالُوا ذَٰلِكَ bunu söylemişler. اِتِّكَالًا عَلَى اَنَّ قَوْلِهُمْ şu sözlerine dayanarak. لَا سَمِعْتَ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً kendi muhataplarına öyle diyorlarmış. Yani sözüne uyulacak bir davet duymamış ol. Vay alçaklar. اَوْ اِسْمَا غَيْرَ مُجَابٍ اِلَى مَا تَدْعُوا اِلَيْهِ yani çağırdığına icabet edilmeyecek şekilde dinle. Enteresan. Ve ma'nahu gayra musma'in cevaben yuafikuke. Sana uygun olmayan yani şeyler manasına. Cevabını işitmeden. İşitme. Fe ke'enneke lem tusma' şey'en. Sanki sana hiçbir şey dinletilmedi gibi. Vay alçaklar. Ev isma gayra musma'in kelamen terda. Sen memnun olduğun bir sözü duymamış gibi ol. Fe sem'uke anhu nabil. Yani duyman ondan nabin dediği uzak manasına değil mi? Nabi yerine geçmek manasına da oluyor. Nabin dediği bir dakika. Vallahi ben de yani ha, nabin. İsmi faal de olabilir. Ya yani uzaklaşsın. yani uymasın nabin dediği. Ulan alçak ya. Ve yehtemilül methe. Bu buraya kadar verilen mana zemme muhtemel olma hali. Şimdi de methe muhtemel olması da mümkün. Ey isma gayre müsma'in mekruha. Yani istemeden dinlenilmiş gibi dinle. Dinlenmeyecek şey. Min kavlike esma'a fulanun fulanen. Filan filan adama dinletti. Dedi ya böyle saydırdım diyoruz ya biz Türkçe'de. filan filan adama saydırdı. İza sebbehu sövdüğü zaman. Ve kedalike kavluhu ve ra'ina. Yani bizim çobanımızsın manasına. Yani bizi gözet demek. يَحْتَمِلُ رَعِنَا نُكَلِّمْكَ bizi koru, biz de seninle konuşalım. اَيْ اُرْقُبْنَا وَانْتَظِرْنَا وَيَحْتَمِلُ شِبْهَ كَلِمَةٍ عِبْرَانِيَّ bak, İbranice bir kelimeye de benzer. اَوْ سُرْيَانِيَّ Siryaniye demiş ama tabi doğrusu da o. Biz Süryani diyoruz ama Arapça'da Siryani. Siriin diyorlar ya şu anda Süryanilere. كَانُوا يَتَسَابُّونَ بِهَا bununla sövüyorlarmış birbirine. وَهِيَ رَعِينَا yani Allah Allah. Bizi güt manasına. Evet, evet, evet. Bizi güt. فَكَانُوا سُخْرِيَّةً بِالدِّينَ dinle alay, billedine, biddin, dinle alay ediyorlarmış. وَهُزُّوَنْ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ peygamberimizle alay ediyorlar. يُكَلِّمُونَهُ بِكَلَامٍ مُحْتَمِلٍ iki manaya gelecek kelamla konuşuyorlar.
يَنْوُونَ بِي اَشَّتِيمَةَ وَلِهَانَ Onunla da hakaret ve sövmeyi kastediyorlar. Ama وَيُدْهِرُونَ بِي اَتَّوْقِيرَ وَالْاِكْرَامَ Görünürde de sanki onu tazim ediyormuş gibi hareket ediyorlar. Vay alçaklar. لَيَّنْ بِي اَسِنَتِيمْ Yani dilinizi ne yaparak? Çarpıtarak. Eğerek, büyüyerek. Yani فَتْلَنْ بِهَا وَتَحْرِيفًا Dilinizi çarpıtarak. Yani Lüke. Yumuşak konuşuyorlar değil mi hocam? Yok değil. Leyinden gelmiyor bu. Yani kıvırmak demek bu. Dilinizi kıvırarak. Ya kıvırma. Ey yeftilune bi esenetihimul hakka ilel batil. Dilleriyle haktan batıla çeviriyorlar. Bu leyinenle alakası yok yani. Kıvırmak. Heysu yedauna ra'ina mevda'a unzurna. Bit yani ra'inayı bize merhamet et yerine koyuyorlar. Ve gayre müsmain mevdi'a la üsmi'te mekruhem. Yani çirkin bir şey duyurulmadın. Evveya yeftilûne bi elsenetihim. Dillerini eğip büküyorlar. Ma yudmirûnehu mineşşetmi. Kalplerindeki sövme, hakaret amacından ila ma yudhirûnehu minettevkîri nifâken. Münafık olarak sanki tazim edeceklermiş gibi gösteriyorlar. Yani kıvırıyorlar. Kıvırmak, leyyen o demek. Yani bir şeyi farklı şekilde mi gösteriyorlar? Tabii münafıkça konuşmak yani. İki manaya muhtemel. Ayrıca vata'nen fiddini. Hak dine de dil yani dil uzatarak. Huve kavlum lev kâne nebiyyen hakkan. Eğer haklı bir peygamber olsaydı le akbara bima na'takidu fih. Yani bizim esas kalbimizdekini haber verirdi. Halbuki biliyor Allah. وَلَوْ اَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا Bu ra'ina yerine onlar duyduk ve itaat ettik deselerdi. وَلَمْ يَقُولُوا وَعَصَيْنَا Hem ra'ina demeseler, onun yerine semi'na deseler, hem de itaat ettik deseler. وَاَسْمَعْ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِ غَيْرَ مُسْمَعِينَ Yani sadece dinle, yani ona gayre müsma dinlenmemiş gibi olsun şeklindeki ilaveyi yapmasalar vanzurna mekane ra'ina ra'ina yerine bize bak deselerdi merhamet et deselerdi lekane kavluhum zaki hayrul lehum indallah bu sözleri Allah katında daha hayırlı olurdu ve akvama daha adil ve adale ve esedde daha doğru daha adil velakin ancak la'anehumullahu bi kufrihim küfürleri sebebiyle Allah onlara lanet etti, lanet. Taradahum, kovdu onu rahmetinden. Ve eb'adahum an rahmeti bi sebebi ihtiyarihimul kufra. Küfrü tercihleri sebebiyle onları rahmetinden uzaklaştırdı. Fela yu'minune illa kalila. Ancak az kimseler onlardan iman eder. Minhum kad amenu. İman ettiler az. Ki Abdillah ibn Selamin ve ashabihi. Bunlar gibi. Ev illa imanen kalilen daifen la yu'behu. Güvenilmeyecek zayıf bir imanla iman ederler. Ve huve o da imanuhum bimen halakahum ma'a küfrihim bi gayri. Başkasına küfrederek sadece yaratana iman etmeleri gibi. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. Güzeldi değil mi bugün? Ya çok tatlıydı, çok. Bildiğiniz gibi değildi.